2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da görkemli törenle resmi açılış yapıldı. Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin resmi açılış töreni Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Dillerinde Allah aşkı, dillerinde dualar. Göreleri rüzgardan... Türk dünyasının renklerini, folklorunu, giyim kuşamını ve müzik kültürünü yaşatan ülkeler salonu dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Atların üzerinde salona girenler ayakta alkışlanırken dans gösterileri hayranlıkla takip edildi. 20'ye yakın ülkeden 700 sanatçı büyük beğeni kazandı. Mehter takımının söylediği marşlara salondaki birçok vatandaş da eşlik etti. Salonu dolduran kalabalığa seslenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizler de büyük Türk dünyasının parçası ve Doğu Akdeniz'de o dünyanın Türklüğün ilk temsilcisi olmanın bahtiyarlığını, huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız." dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Türkiye Temsilcisi Binali Yıldırım, "Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de Türk devletleri arasında göreceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanımıza ve Sayın Binali Yıldırım büyüğümüze de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ise, "Bugün dünya zor bir dönemden geçmektedir. Bu süreçte bizlerin ortak yaptığı çalışmaların daha anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi. Yıl boyunca gerçekleşecek kongre ve seminerden konser ve festivale, sinema, tiyatro ve sergiden söyleşiye dek geniş bir yelpazede çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliklerle Bursa'ya marka değerini artırmanın gayreti içinde olacaklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, "Vakit birlik vakti, vakit dirlik vakti, vakit Bursa vaktidir." ifadelerini kullandı. Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yerdir Bursa. Türk dünyası kültür başkenti olmamız hasebiyle yaşadığımız heyecanın yanı sıra üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun da farkındayız.